Babam geçti. Geldik şimdi. Burası Kapı Kule'nin Duty Free'si. Şurada kaldı arkadaşlar. Buradan da çıkınca artık şimdi gidiyor. Daha net görebilirsiniz. Bayağı bir kuyruk var. Bayağı bir sıra var. Yani tek bir sıra olan yer Bulgaristan'dı. Çok kuyruk vardı. Çıktık çok iyi. Şükür ben de bir çıkayım şurada. Vallahi ayağım ağrıdı artık. Şu ayakkabılarda rezil oldum. Bunları 40 sterline aldım. Tommy Hilfiger terlikleri ama resim çekip şikayet edeceğim. Çünkü şurada bantı sökülmüş yani. O da nereye gittim, ne yaptım ki yani. Bir alt topu yani çıktım kapının önüne. Anlamadım bakın. Çok pis çıktılar. Kazasız belasız çok şükür atlattık arkadaşlar. Yani şu 3 günü toparlanacak olursak tam şu an biz 48 çünkü cuma akşamı saat 8'de evden çıktık ve şu an burada yerel saat olarak saat 1'i 5 geçiyor. Yani bir 48 artı bir 4 saat daha eklersen 48 52 saattir falan yoldayız. Çok şükür her şey iyiydi, her şey güzel geçti. Çocukların biraz böyle ağlama sızlamaları biraz Arya ve Devran'da bayağı oldu ama çok şükür böyle abartacak bir şey yoktu. Atlattık, eline bir şeyler verdik falan filan böyle sustu. Şimdi abur cubur bir şeyler yiyor. Çocuklar telefon ve tablette. Devran çocuk çünkü alışkın değil yani ne yapsın yedi aylık o da istiyor bir şeyler yapsın. Bu şekilde annem. Ha annem. Gel aşkım. Bak çıkmak istiyorsan. Al aşkım. Heh. Annem kurban olayım ben sana. Uykun geldi mi aşkım? Annem. Annem. Biz şu an Duty Free'ye geldik. Çocuklara da çıkarttım dedim biraz yürüyüş yapalım. Hem de bacakları açılır hem de uyumadan önce biraz kendilerine gelirler diye. Öyle biraz Duty Free dolaşacağız. Ondan sonra ne yaparız? Bilemiyorum. Anne nasılsın? Ay. Bu nedir ya? Çatladı bu maskenin içinde. Sıcak bir de. Valla hiçbir ülke umursamıyordu. Türkiye biraz katı kurallı. Ama ne güzel işte anne. Katı kurallı olacaksın ki şey yapasın değil mi? Çok iyi. Gelin. Çocuklar takma zorunluluğu yok herhalde. Bilmiyorum ama yetişkinlerin hepsi takmak zorunda. Takıyoruz o yüzden. Which one should I get? I don't know. Pick whichever one you like. Where? Well, there's more Harrier than the ear. Oh, look. Where? Oh. Oh, can you hold it? Can you hold it? Yemin ederim. Türkiye gibi bir ülke yok arkadaşlar. Yani şurada şimdi pasaport kontrolünde pasaportlarımızı verdik. Serhat'a dönüp dedim bir böyle gülümsemeyle. Benim insanı gerçekten kendim milleti gibisi yok. Gerçekten yok. Şimdi yani girmiş bulunmaktayız ülkemize ve sanki böyle evimizdeyiz gibi. Bir de evet. Arkadaşlar söyleyelim vize kalkmış. Vize yok evet. Biz... Artık vize yani gelmek isteyen varsa, gelecek olan varsa vize almana gerek yokmuş artık. Herhalde turizm için yapılmış bir şey. Bilmiyoruz. Belki de önceden de kalkmıştı. Ben geçen sene geldim abi. Ha sen Ekim'de aldın mı? Evet. Türk vatandaşı olmayanlar vize ödüyor. Vize parası ödüyor ama biraz önce sordum vize falan yok dedi kalktı dedi. Yani 80 Euro'dan kazanmış oldum. Öyle. Yani 80 euro değil buranın. 20 euroydu değil mi kişi başı? Evet. Okay. Right now I'm standing in a corner. I see you from across the room. It's kind of crowded here, but I know you see me too. Everybody's singing oh. Everybody singing oh, I don't know what it is about you. It must be in the way you move. Just say you want me to. We got nothing to lose. You're looking so old. You're looking so old. Now I'm moving closer to you, and it's getting dark in this room. Tell me what you wanna do. Baby, let me love you, let me love you. Let me love you, let me love you. Baby, let me.
this place. I'll take you anywhere you want. As long as we're together, everything we'll do. You got me going, oh, you got me going, oh. Now I'm moving closer to you, and it's getting dark in this room. Tell me what you wanna do. Baby, let me love. Evet arkadaşlar, vapura bindik. Ezgi yatıyor. Vlog çekmek bana düştü. Bilmiyorum, başkalarında da oluyor mu böyle, telefon olsun, kamera olsun, böyle şurada tutunca var ya, böyle sanki düşecekmiş gibi öyle bir sıkı tutuyorsun ki. Herkese günaydın arkadaşlar. Sanırım Serap biraz çekmiş ama ne çektiğini bilmiyorum. Uyuyordum. Şimdi kahvaltı yapacağız. Soğuk kahvemiz var. Onu seveceğim dedim. Biraz bir şeyler yiyeceğiz. Bunlar ısınmadan, çünkü buzumuz tamamen erimiş. Isınmadan soğuk kahvemizi de içelim. Madem sıcak kahveyi istemiyoruz. Biraz önce bir şokunu içtim. Baba gel sen de buradan bir tane iç. Bu koy, bayağı bir küçük şoklar var. Bunları da soğuk koymuştum. Gerçi ne diyorlar? Dünyeli böyle şey yapıyor. Cincalı, mincalı bir şeyler. İçsen o da cincalı, bu da cincalı. Sen de bunu iç. Ya okuma, iç gitsin. Onun içinde süt yok. Maçkanın içinde süt vardı, onun içinde yok. İçinsiz, biraz böyle dirençin içsin ya. Tamam, süt var. Sen onu içmiyor. Bunun içinde, bu Green Work'in içinde de süt var. Okay, yoğurt falan o tarz şey. Aa bak şu varmış bey, bu ne? Aa bak bunu hiç, bunun için nasıl falan yok. Şöyle bir şey. Enerji rekortu. Organik base functional. Ben bunu içtim. Onu ben içtim, al bunu iç. Diğeri neydi? Neydi? Daha bu işin artı şey. Yok yok, bitti o. Bitti mi? Daha sütü içsin öyle şey. Bunu içer mi? İçer mi? Kefir iç, ak iç. Kefir içebiliyorsun. Kefir iç, yoğurtlarım falan var. Artık şey, süt almam gerekiyor bir yerde. Çünkü yoğurtları sürekli içemiyorum. Salamlar. Hadi gelin yiyin bir şeyler ya. Bitsin şunlar. Annem çocuktan kanka oldu. Bunu da hazırlayayım. Tamam. Salam, tavuk salamlar. Çetar, köy peynir, zeytin, beyaz peynir. Ha, işim sende. Kanka, benim anne. Hangi küçük? Bunlar küçük mü? No, onların hepsi şey, küçük değil. Anne sen de bir tane içiyor musun koy bari şey? Böyle arkalardan ekliyor, nasıl seviyorum ya? Hey, be, 3 tane çocuğum var, hepimiz yiyoruz, içiyoruz. Baba ekmekler nerede? Ekmek diyorlar ama. Arabanın arkasında. Şu biraz da peynir meynir. Peynir burada, hadi gelin. Onların karnı doydu. Süper, onlar yedi, tamam, sorun yok. Çocuklar, aynen. Çocuklar doyarsa biz duyuyoruz. Çabak bana lazım, sonra Devran için. Devran için de şöyle bir porridge var. Bunu daha önce Arya'da mı değerinde mi iki defa aldım. Çok güzel, çünkü hazır yapılmış yulaf. Tamamen yulaf yani. Püre şeklinde de değil. Hani yulaf nasıl lapalaşır öyle olur ya. Aynı öyle, evet. Böyle şey koyuyorsunuz, sıcak suyun içine koyuyorsunuz, hafif ılık olduktan sonra çocuğa verebiliyorsunuz. Ben de bunu sonra şey vereceğim, Devran'a vereceğim. Hadi yiyelim, afiyet olsun. Ne oldu baba? O ne? Ya kızım biraz salam yesin. Bu neydi salam? O tavuk salam, yok hindi salam. Evet, hindi salam. Nice, hazır, hepsi fresh.
Evet, çok kokardı. Bunları... Sen salam yiyeceksin. Şu an Bursa'nın ilk sınırındayız arkadaşlar. İlk destination'ımız, varış yerimiz Bursa. Bunlar Mısır herhalde onlar. Aşkım bu şey traktör. Çiftlik yerleri bunlar. Aşkım niye bağırıyorsun? Nasıl bir traktör? It doesn't have a roof on top like a tractor. Not a tractor. Because it looks like a tractor but it doesn't have a roof, right? Evet aşkım. Like another tractor. Ama bütün traktörlerin üstü olmuyor ki zaten. That tractor is on McDonald's. Okay, ilk gidiş yerimiz Bursa. Ben siz gitmişsin gemi şeylerinde. Bir de gizli çekim yapmışsın. Kamerayı aynamdan çeksin de güzel olur. Anlamadım. Aynamdan çek kamerayı. Ne bağırıyorsun be? Çünkü Akan sil zaman beni soruluyor mu sorulamıyor. Nedense ben de kamerayı buraya koyduğumda hep diyorsun şey bakıyorsun oraya. Yoksa bakasın gelmiyor. Kameranı buraya koyduğun için baktığımı bilmek zorunda bakmış. Tatlı bir dille. Ben de bunu hala geliyorum. Şu an konuşmuyorum seninle. İlk varış yerimiz arkadaşlar Bursa. Orada halam var. Çünkü salı günü giriş yapacağız otele. O yüzden erken geldik. Biz her ihtimali karşı zaten salı günü yapmıştık. Yoksa daha erken de yapabilirdik rezervasyonu. Dedik ne olur ne olmaz. O yüzden halamlara geçeceğiz. Halamı da zaten görmedik. Çok uzun bir sene görmedik. Bursa'da yaşıyor. Bursa'ya gideceğiz ve orada biraz hasret gideriz. Babam evimiz birer duş alırız. Babam dinlenmek ister mi bilmiyorum. Sohbet mi etmek ister ne yapar bilmiyorum ama Serhat biraz dinlenecek. Ondan sonra da sabaha karşı yola çıkmayı planlıyoruz tekrar. Otele yarın giriş yapmak için. O şekilde her anımızı sizinle paylaşmaya çalışıyoruz. Tanıştırayım halam. Merhaba. Bursa'da yaşıyor kendisi. Ya, buraya geldi. Bir tane fanına rastladık ya. Evet ya çok güzeldi. Çok güzeldi. Baba izleyici desek daha doğru olur bence. İşte izleyici yani. Çok yani, iyiydi. Ben biliyorum onları da hep izleyici. Aşkım. Ha? Ya bir setime bas, konuşlar mı acayip tatlı. Halamın evi de gerçekten çok güzel. Hala dekorasyon da çok güzel. Bak sevdim dekorasyonunu. Evet. Hep... Adam evi, aslında evin tarzı ofis bak, olarak şey. Yaptırmış evi. Bırakacaksın ben masaj ofis yapayım. Olarak kullanacaklarmış. Tabii biz hani beğendiğimiz için, hoşumuza gittiği için adam bizi kırmadı. Ofis yerine aile oturabilir dedi. Aa, ama çok güzel evet. Ev. Ev çok güzel, çok geniş. Evet, bayağı evimiz. Büyük. Evet. Tam gürültünün merkezindeyiz. Evet, tam Bursa'nın merkezi. Annem, babam, efendim. Saçımı yıkadım, duş aldık ve o yüzden hemen kavardı. Yeni bir tane sprey vardı, onu sıktım. Güya sıkınca şey oluyor böyle dalga dalga bırakıyor ama keratin bakımından sonra sanırım böyle kabarıklığını alsın diye hafif bir de düz etme etkisi var. O yüzden şey pek işe yaramadı ama diplerini görüyorsunuz kendi doğal hali, kıvırcık. Bu da önceden yaptığım düzler hala duruyor ama doğal halimin kıvırcıklığını size göstermek isterdim arkadaşlar. Çünkü hala o kıvırcıkları bulamıyorum şu an. Ben bütün her şeyi şarj etmeye çalışıyorum buradayken. Laptop şarj edeceğim şimdi. Çocukların tabletini şarj ettim. Ve kameramın pillerini şarj ediyorum. Tabletler arada bir arabada yapıyorum ama hemen dolmuyor evdeki gibi. Aa, Derin buraya gel. Derin buraya gel. Derin. Ay ezan sesi. Thank you.
Ne kadar huzur verici bir ses. Devran burada uyuyor. Derin yanına geldi. Vallahi çok huzur verici bir ses. Serhat hala uyuyor. Arya yanında uyudu. Çocuklar uyumak istemiyordum. Aslında arabada uyusunlar diye biz giderken bari kafamı dinleyelim diye ama dayanamadı. Arya uyudu. Saat şu an 5:15 geçiyor. 6:30 falan çıkarız büyük ihtimalle. Halama sürpriz yaptık. Halamızın geleceğimizi bilmiyordu sabah. Zaten biz de bilmiyorduk yani. Baktık ki tatil yerine erken gideceğiz. Bize dedi ki o zaman madem Bursa'dan geçiyoruz halamı da bir görelim. Sürpriz yaptık. Şimdi yemek yiyeceğiz. Ama dediğim gibi çocuklar uyusun, Serhat da uyusun çünkü uyku onun için önemli. Göstereyim size, şunu sıktım ama saçımı çok sertleştirdi. Şu L'Oreal'in Stylista Beach Waves diye sıktığınızda şöyle dalga dalga yapması gerekiyor ama benim saçıma pek iyi gelmedi. Yani... Şey çok kuru yaptı. Yağ koymama rağmen çok kuru oldu. Neyse en azından artık fazla şey yapmam. Arabaya binmeden önce de örerim. Adam Urfalı. Adam Urfalı ama Urfalı acı yapmamış. Urfalılar acı yapar gene. Ben acı istemezsen acı yapmaz kimse acı. Sen... O siparişe göre değişiyor yenge yani. Nasıl istersen öyle yapıyor. Bir de tuşup ver yanında olacak. Annemle babamın canı lahmacun çekince. Ben baba, mevsimde özel kendim yapacağım. Evet. Baba şey, babam gitmiş lahmacunu almaya. Adama demiş 30 tane lahmacun ver. Anlatsana baba. Kızım adama dedim ki. Usta dedim 30 tane lahmacun alabilir miyim? Ne yapacaksın ki dedi. Yiyeceğim dedi. Gözüme baktı. Dedim niye lahmacunlarınız bu kadar mı dedim. Bu kadarsa 40 tane ver dedim. Bu kadarsa dedim 20 tane ver dedim. Şu kadarsa dedim 10 tane ver dedim. Yok yok ben sana 20 tane ver dedim. Ama boyları falan bayağı iyi. Gel. Çok büyük kızım. Evet bayağı. Büyük yani boy bayağı büyük. Ben adama dedim 10 tane ver adam dedi 20 tane ver dedim. O sana çünkü güvenmedi yani bu sefer az olur diye. Hadi bize afiyet olsun. Derin gel sen de ya. Biz biraz dışarı çıkıyoruz. Serhat Bey kocacığım da uyandı. Nasıl uyudun? Tamam çok güzel. Düz yere de uyumak kadar güzel. Bir de şey güzel bir duş aldım. Uyudun ya o. Bak dışarı yes. Nasıl derin. Ne oldu? Derin her yerde uyudu. Biz... Şimdi Dövizci'ye gidiyoruz. Ne kadar sesimi duyacaksınız burada bilmiyorum maskeden dolayı ama Dövizci'ye gideceğiz, para bulacağız. Ondan sonra da bir tane Turkcell hat alıp sınırsız internet yapmamız gerekiyor. Videolarınız için. Yoksa başka hiçbir amacımız yok. Ama benim için öyle bir şey yok. Kız seni yerler kız, zilli. Tipe. Ha maşallah. Miran. Miran. Okey hadi koş. Bu arada bayağı bir dili çözüldü maşallah kızın. Arkadaşlar ben de ajan gibiyim. Şurada Bursa Belediye aracı durdu. Ne yapıyor bilmiyorum. Yukarıdan o makineden su fışkırıyordu. Su mu ilaç mı anlamadım. Ama sonra durdurdu arabayı. Bakalım ne yapacak. Ne dudaklarına rüştü dedesi sildi. Ha. Ruşumu da mahvettim. Hala bir tane araç vardı orada. Üstünde böyle su bir şeyler fışkırıyordu. O ne ilaçlama mı su mu döküyor yere? Ha, o şey sivrisinek ilaçlama yapıyorlar ya her akşam. Burada çok var mı sivrisinek? Yani. Günlük ilaçlama yapılıyor. Ne güzel ya. Valla memleket gibisi yok ha. Değil mi? Yani. Arkadaşlar bakın bu halam. Gülcan halam. Sultan halam biliyorsunuz. En büyüğü. En büyüğünün bir küçüğü Sultan Alan. En küçüğü de sensin değil mi? En küçüğü benim. Evin en küçüğü. Evin en küçüğü. Ondan sonra babam, ondan sonra Fatoş Alan. Öyle hayır, gidiyor. Hayır. Babam benim büyüğüm. İşte sen en küçüğüsün. En sonra küçüğü babam benim. Geliyor. Evet. Bir büyük. Ondan sonra Fatoş Alan. Evet. Medine Alan. Süsünü bir gösterebilir miyim? Bak tırnaklar ojeli. Ayak tırnaklar ojeli. Hal hallar var. Ya süsüne düşkündür halam kız. Sen benim halamı mı çektin? He? Galiba büyük halasına çekmiş. Olabilir. Kendi kimliğini kaldır, kimliği diye geçmiş. Evet, benim kimliğim geçmemiş arkadaşlar. Düzeltmek lazım benim kimliği. Oy,
O kimlikteki fotoğrafını göstereyim. Şey sanki... Abi derin oldu. Demek yenge sen çok bağırdın ha? Bakın nasıl bu benim. Abi, kaç sene önce çekilmiş bilmiyorum. Çaresiz kaldım bağırdım adam. Ha? Şunları tekrar buzluğa koydum. Oldu biraz da buz vardı. Yoğurt, çocukların yoğurt ve kefiri var. Onları tekrar koyacağım. Şöyle. Çünkü bir şey yemiyor. En azından kefir, yoğurt, güzel her biri tutuyor. İyi ki de bunları getirdim. Şöyle kendime de iki tane küçük yoğurt getirmiştim. Heh, tamam. Şu ne? Onu biz yemeyiz artık. O ne ki? Beyaz peynir. Ha tamam. Tamam, o şimdi bunu tutar. İyi oldu. Peki orada sen iş içi bulamazsın mı? Sende kalsın kullanırsın. Var, bende iki tane var. Var mı? Aha. Yolcu yolunda gerek. Yolcu yolunda gerek. 10.000 defa herhalde bu arabayı temizledik. Yine temizledik yine. Yemin ederim hiç bıkmadan, usanmadan söyleyeceğim. İlk çöpü almışım arkadaşlar. Gerçekten seyahat yapacaksanız arabayla mutlaka bir araba çöpü almanız gerekiyor. Çünkü herhalde yaptığım en iyi şeydi diyebilirim. Şimdi vedalaştık. Yatağımız hazır, çocukların yatağı. Yes aşkım. Bak şimdi baktık ki derin yok. Başladı. Ne oldu Arya? Mi dedi. Dede. Yani ben dedenin araba demeye çalışıyorum. Umarım güzel bir akşam yolculuğu olur. Saat şu an 9:10 geçiyor. Ve Fethiye'ye gitmek üzereyiz arkadaşlar. Hazırız. Şeyimizi aldık Türkcell'den. Bir bayiden hat aldık. Hazırız. Her ihtimale karşı internetin bitmesin diye. Ve bu çarj bağlıyor. Ben onu hazırlıklı. Evet. Koplot.